Evet, sabah 6.30 sıralarında başladık. Daha sonra Koromaz'a geldik. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Doktor Memduh Büyükkılıç ve kurmayları sabah yürüyüşünde biz onlara eşlik edeceğiz. Sayın Başkan, nasılsınız? Güzel bir cuma sabahı. Hayırlı sabahlar, günaydın. Biraz tedirginiz, sizin performansa nasıl ayak uyduracağız onu düşünüyoruz. Test edeceğiz, bakacağız. Efendim, işin muhabbet tarafı, burada çok güzel bir vadideyiz. Şu anda Bağpınar diye bilinen bölgeden başlıyoruz. Biraz sonra Vekse ayrımı, daha sonra Turan, Dimitri diye bilinen bölge ve ardından da Mimar Sinan'ın doğduğu, yaşadığı Ağırnas'a geçeceğiz. Koramaz Vadisi'nin bir parçası. Hem güzel bir yürüyüş yapacağız, oksijeni bol bir ortamda, hem de böylece bu güzel cuma sabahında verimli bir başlangıç yapmış olacağız. Ben gerek KASK'imizin gerekse Büyükşehir'imizin çok değerli, çalışkan, gayretli, sportif ekibine bu güzel cuma sabahında beni yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum. O zaman Sayın Başkanım, birlikte yürüyelim, ben biraz da sohbet edelim. Bak, sonrasında da ödül var, ödül. Ciddi mi? Tabii yani. Bu mükafatı kesinlikle vermemiz lazım. Yaklaşık 7 kilometre yürüyecek bu canlarımızı herhalde yani ödüllendirmemiz lazım. Tabii Biraz göreceğiz sonra. yürürken siz doktorsunuz. O şeyi de soracağım, bu sağlık yürüyüşün faydalarını. Hadi buyurun. Başlayalım. Başlayalım. Evet, şu an Bağpınar'da köprünün hemen başından başladık. Vekse istikametine doğru yürümeye devam ediyoruz. Görüldüğü gibi sonbaharın güzelliği, artık yapraklar sararmaya başlamış. Hemen yanı başımızda dere. Orada sular cağıl cağıl akıyor. İlkbaharda biraz daha fazla akıyor. Ama şu anda da Görünüş suyumuz çok var. güzel. Evet, suyumuz var. Evet, bayağı var. Yemyeşil bir ortam, bir vadi. Belki sabah biraz serin olur ama hareket edince ısınır arkadaşlarımız. Öğleden sonra akşam üzeri de yürüyüşü çok güzel oluyor buranın. Bahçeli özel mülkiyet yalnız. Özel mülkiyet hep çoğunda da yazı olmuş özel mülkiyet. Tabii şimdi şöyle, vatandaşlarımız bazen özel mülkiyetlere giriyorlar. Hak sahipleri de ister istemez bizlere belki yakınmada bulunuyor ama yaptıkları da bir şey yok. Belki hafta sonları piknik alanına dönüştürüyorlar buraları, onu da biliyoruz. İhtiyaçtan kaynaklı bazı vatandaşlarımız da yeme içme mekanları oluşturmuş burada. Demek ki yani artık hareketlilik başladı. Bu yolun sonunda da yeme içme mekanını biz hazırladık. Ağırnaz'da orada çok güzel bir Kayseri mutfağını ve kahvaltı ortamını sağlayan güzel bir eseri de ortaya çıkartmış olduk. Kayturumuz işletiyor. Kayseri Büyükşehir Belediye güvencesiyle hafta sonu, hafta içi gelip burada yürüyüp spor yapıp daha sonra da rahatlıkla keyifli bir ortamda imkanlarımızdan istifade edebilirler. Sayın Başkanım, hem Koramaz'la ilgili hem son çalışmalarla ilgili hem bu yürüyüşe ilgili sorular sormak istiyorum. Önce siz bir doktorsunuz, hekimsiniz. Sağlıklı yürüyüşün önemi nedir? Egzersiz son derece önemli. Şimdi bu para istemeyen bir şey. Bedava bir yürüyüş. Kendimiz için çalışmış ve kazanmış oluyoruz. Oksijenimizi alıyoruz sağlıklı bir şekilde. Amacımız metabolik sendrom dediğimiz, Kayseri'nin de biraz beslenme kültürüne uygun bir şekilde bunu yakmak adına her gün sabah şöyle bir 3-5 dakikalık bir yürüyüş yaparlarsa herhalde isabetli olur vatandaşlarımız. Güne dinamik ve dinç başlamış olurlar. Faydası tabii bunu anlatılmaz. Kendiyle barışık olur. Sağlıklı olur. Beslenmesine de dikkat ederse herhalde yani çok daha güzel olur. Yani en güzel ortamlardan biri. Kayseri'de değişik güzergahlar var. Bunlar Kızıltepe'si var. Bunun efendim Ali Dağı var. Ama Koramaz Vadisi var. Burası iki tarafı da yemyeşil bir vadi şeklinde olduğu için Koramaz Vadisi'nin bir parçası. En sağlıklı yürüyüş ortamlarından birisi. Doğal bitki örtüsüyle, doğal hayatıyla, yerel özel sivil mimari örnekleriyle,
kaya kiliseleriyle, yeraltı şehirleriyle, adeta Mimar Sinan'ın doğduğu eviyle görmeye değer, UNESCO'nun da geçici miras listesine girmiş olan bir bölgeden söz ediyoruz. Burada biraz sonra köprüyü göreceğiz. Buradaki eski bir köprü. Bağpınar bölgemizdeyiz şu anda. Yemyeşil bir ortam. Sayın Başkan, siz Melikgazi Belediye Başkanı'nken bile buraya bayağı bir önem veriyordunuz. Sonra siz de bahsettiniz. UNESCO geçici miras listesine eklendi. Daha sonra birden herkes korumanızı merak etmeye başladı. Kayseri dışında da. Google'a giriyorlar. Çok aranıyor burası. Aranır çünkü bulunması gereken bir yer. Arasınlar ki bulsunlar. Amacımız bu değerlerimizi gün yüzüne çıkartmak. Kayseri'mizin hak ettiği yere gelmesini sağlamak. Bu açıdan adeta her yerden tarih fışkırıyor. Açık Hava Müzesi Kayseri. Biz de bunu gün yüzüne çıkartmak için. Bu yolun biliyorsunuz devamında geldiğimiz istikamette daha önceden de kazılarımızı başlattığımız yıllardır süren Kültepe Kanişkarum bölgesi söz konusu. Bu bölgede yapılan kazılardan çıkan tabletlerde anlaşmalar, çek, senet şeklindeki tabletler söz konusu. Onlarla ilgili de müze çalışmamız var. Hem Londra'daki, Amerika'daki, Ankara'daki, İstanbul'daki tabletlerimizi getirteceğiz. Hem buradakileri de toplayarak ki 24 bin civarında tabletimiz var. Bir bakıma tarihe ışık tutacak. Böylece şehrimizi ticaretin merkezi derken laf olsun diye söylenilen değil, gerçek manada İpek yolunun üzerindeki bir şehirden bahsettiğimizi herkes böylece görmüş olacak. Geçtiğimiz günlerde Dünya Turizm Günü'ydü. Siz açıklamalar yaptınız. Özellikle az önce siz de bahsettiniz. Arayı biraz uzak. Efendim, siz geçen açıklama yaptınız. Dünya Turizm Günü'ydü. Diyorsunuz ki Kayseri Açık Hava Müzesi. Siz çok önem veriyorsunuz turizme, gastronomi ve diğer şeylere. Şimdi hak ettiği yere gelmesi yolunda irade gösteriyoruz. Hakikaten değişik yurt dışına vesaire gittiğinizde uyduruk, kaydırık şeylerle yani turizm potansiyeli varmış gibi algılayıp, yorumlayıp, paylaşıp yani insanlar orayı cezbediyor. Hiçbir şey yok baktığınızda. Ama biz hak ettiğimiz halde tarihiyle, doğasıyla, kültürel yapısıyla, değişik medeniyetlere yapmış olduğu ev sahipliğiyle, gastronomi anlayışıyla, sportif sağlık alanındaki ortamlarıyla Kayseri'yi daha iyi şekilde pazarlamamızın doğru olacağını, kamuoyu tarafından yararlanılmasını sağlamamızın doğru olacağını bir bakıma vurguluyoruz. Yaptığımız çalışmalarda ses getirmeye başladı. Yurt içinden, yurt dışından on binlerce insan gelmek suretiyle Kayseri'mizdeki bu değerlerimizi görüyor. Doğusu ayrı bir güzel, batısı ayrı bir güzel, Erciyes'imiz ayrı bir güzel, Erkilet'imiz ayrı bir güzel, Kapuzbaşı şelalelerimiz ayrı bir güzel. Cenab-ı Allah'ın vergisi, bütün güzellikler her bölgenin kendine özgü. Belki denizimiz yok, kumumuz yok ama kayak turizmimiz var bilindiği üzere. Şimdi yüksek irtifa merkeziyle onu besledik, canlandırdık. Aranılan yer olmaya başladı. Çünkü oksijen deposu Erciyes'imiz. Böyle bir ortamı sağlıyoruz. Tabii bunun yanında İpek yolu üzerinde olduğunu vurgulamış idik. Hanlar, hamamlar, saraylar adeta bu bölge üzerinde onlarcası söz konusu. İnce suyumuzdaki kervansaraydan, Bünyanımızdaki yine Karatay, ondan sonra şeyinden, sarayından, yani hepsinden rahatlıkla söz edebiliriz. Pınarbaşı'na gidiyorsunuz. O bölgede malumunuz Yabanlı Pazarı var ki uluslararası fuar niteliğinde. Yani dediğim gibi her bölgesi ayrı bir güzel. Başkan, bu yürüyüşleri sık sık yapıyorsun sanırım. Bu yürüyüşlerde de önemli kararlar hem istişare. Şimdi tabii muhabbet ortamında
Varsa yerel problemlerimiz, varsa belediye ile ilgili yaptığımız çalışmaları değerlendirme şansımız böylece ortaya çıkıyor. Kaynaşmaya, dayanışmaya da vesile oluyor. Yani şu anda şu ortam dingin bir ortam. İlkbaharda kuşların öttüğü, bülbüllerin öttüğü bir ortam. Sonbaharda yaprakların sarardığı, cevizlerin yerlere dökülmeye başladığı, gile boruların artık olgunlaşmaya başladığı bir ortam. Isırgan otları ki şu anda ısırgan otları şifa diyorlar. Kimisi salata yapıyor, kimisi yemeğini yapıyor. Değişik şekilde değerlendiriyorlar. Sonra bu bölgede aspir yağı, ekiliyor. Bir dikenden çıkan bir yağ, antioksidan olduğu söyleniyor. Karaciğer dostu deniliyor. Hem salatada yenilebiliyor. Kızartmalarda çok daha sağlıklı olduğu ifade ediliyor. Herhalde bu sene Tarım İl Müdürlüğü'nden aldığım bilgi doğrusunda önceki senelere göre daha 10 misli daha fazla üretim olmuş. Tarım Bakanlığımız da teşvik veriyor bu konuda. Hiçbir kimseye zararı yok. Sonra bir doğal şey değil, diken, Allah'ın dikeni topluyorsun. Onu şey yapıyorsun, sıkıyorsun. Biz burada değirmenlerini de oluşturduk. Ondan sonra da piyasaya sürüyorsun. Aynı zamanda bezirhaneler var burada. Evet, Arnas'ta var, Germir'de var. Bu Koramaz Vadisi biliyorsunuz şeyden başlar, Büyük Bürüngüz'den başlar. Küçük Bürüngüz, Subaşı, Ağırnaz, Turan, Vekse, aynı zamanda Gürpınar, Gesi bölgesini içerir. Malum Gesi türkülere mal olmuş, destanlar yazılmış. Gesi bağlarında dolanıyorum, yitirdim yarimi, aranıyorum, bulamıyorum diye gelmiş yarini buralarda aramış ama o yar dünya mantığıyla bir eş olabilir ama asıl Mevla'yı aradığını ifade etmeye çalışmış. Ben öyle yorumluyorum. Zikrederek, şükrederek şu şeye bak, doğanın güzelliklerine bak. Ağaçların güzelliklerine bak. Asırlık ağaçlar var. Allah vergisi. Aynı zamanda evet oturma alanları ama vatandaşımız yürümeyi daha çok tercih ediyor. Dinlenmekten çok. Bura hakikaten güzel bir bölge. Kaç senedir yenir ki şöyle herhalde Sayın Başkanım. Şimdi keşfedilmeyi bekleyen çok yerimiz var. Bunlardan birisi de burasıydı. Artık keşfedilmeye başladı. Sosyal medyada da epeyce yer almaya başladı. Aynı zamanda burada fosiller de çıkıyor. Yani o 7,5 milyon yıl önceki fosillerimizden bir kısmı bu bölgede de çıkıyor. Allah vergisi bura Cenab-ı Allah'ın bütün imkanlarını lütfettiği bir doğal güzellik ortamı. Şey olarak da kanı izleri bile var. Geçmişte buradan İpek yolu olan mesela rızkımız burada. Evet. Şu cevizin güzelliğine bak. Kocaman bir ceviz. Az önce ceviz toplayan hanımefendiler vardı. Evet. Artık mevsimi geldi biliyorsunuz sonbahar. Bunu şimdi açacağım. Bembeyaz bir ceviz çıkar. Üzümlerle beraber, pekmezle beraber, cevizle beraber. Tabii değişik meyve çeşitleri burada söz konusu ama biz asıl doğal bitki örtüsüne dikkat ediyoruz. Yeşil ortama çok özen gösteriyoruz. Burada gerekli çalışmalar yapılıyor. Koruma amaçlı gayretlerimiz söz konusu. Sadece bizim korumamız yetmez. Vatandaşımızın da bu doğrultuda gayret göstermesi lazım. Başka türlü olmaz. Gürcan Bey, evet, tarihi senin ağzından bir keşfedelim bakalım. Gel. Buyurun. Hem bir yandan da yürüyelim. Hem yürüyelim hem anlat. Şimdi ne oluyor ne bitiyor burada? Burası neredir?
Yani Mimar Sinan'ın doğduğu bu bölge neyin nesi? Bir anlat bakayım. Şimdi bu bölgenin hemen bu bölgeye komşu olan Koramaz Kültepe'yi biliyorsunuz. Kültepe'deki hocalarımızın burada yaptığı yüzey araştırmalarında Hitit dönemine ait seramikler keşfedildi. Yani yaklaşık 3000-3500 yıllık bir geçmişi zaten var buranın. Onun dışında vadi boyunca yeraltı şehirleri var. Erken Hristiyanlık dönemine ait şapellerimiz, kiliselerimiz var. Çok güçlü bir İslam medeniyeti burada mevcut. Bildiğiniz gibi Büyük Bürüngüz Subaşı önemli bir Selçuklu yerleşimi. Beylikler dönemine ait Büyük Bürüngüz'de bir camimiz var. Subaşında Gaziler Mezarlığı dediğimiz Selçuklu dönemine ait bir şehitliğimiz de var. Bunun yanında Türk İslam mimarisinin dehası olan, zirvesi olan Mimar Sinan'ın doğup büyüdüğü yer Ağrınaz. Özellikle tabii bunların bu birikimlerin yanında bir de özellikle 18 ve 19. yüzyıla ait sivil mimari örneklerinin en güzel örneklerini buralarda da görmekteyiz. Ya müthiş bir tarih fışkırıyor. Doğa güzellikleri harika. Müthiş bir ilgi olmaya başladı değil mi efendim? Tabii şöyle özellikle Kayseri'den gelen ya da şehir dışından takip eden doğa yürüyüşçüleri Koramaz Vadisi'ni çok iyi biliyorlar. Hafta sonları buralar tıklım tıklım. Gruplar birbiriyle çakışacak şekilde yürüyorlar. Ya bu bizi ziyaretçilerle de memnun ediyor tabii ki. Gerçekten müthiş bir atmosfer. Biz onun için hafta içini seçtik. Hafta sonu burada hem yürüyüş açısından hem de oradaki yeme içme mekanımızın doluluğu açısından ayrı bir imkan oluşturmayalım ya da gelenlere fırsat verelim diye hafta sonunu değil hafta içini seçtik. Yani inanmadım. Her tonlarını görürsün burada bak. Gileborularımız başladı. Gileboruyu görüyorsunuz gileboruları. Bu suyun olduğu yerde gileboru bu işin olmazsa olmazdı. Gileboru nedir? Gül Ebru diye geçer. Kırmızı yanaklı meyvecikler olgunlaşıyor suyun içerisinde. Sonra onu sıkıyorsun. Hiçbir katkı maddesi olmadan içiyorsun. Hem karaciğer dostu. Hem böbrekleri çalıştırır, taş düşürür. Hem aynı zamanda hafızayı dinamik tutar. Dolaşım sistemini güçlendirdiği için Alzheimer'ı engeller. Bu yönlerin hepsiyle ilgili değişik çalışmalar yapılmış. Gittikçe su artıyor. Tabii değişik yerlere ayrıldığı için aşağıda belki biraz az gözüküyordu. Su artmaya başladı. Bu da ayrıca bizim için güzel bir görüntü. Farklı yol güzergahlarında, yürüyüş güzergahlarında ekiplerinizle yürüyorsunuz değil mi Sayın Başkan? Ali Dağı var, bura var. Efendim yer çok. Şehrimizin her yeri ayrı bir güzel. Örneğin Pınarbaşı Pazarören bölgesinde kalemiz var orada. Mehmet Melik Gazi Hazretleri'nin hem kabri var hem ondan sonra kale var. Bu açıdan Turasan Hazretleri var İncesu bölgesinde. Omuzu güçlü. Yani bu yürüyüş mekanlarının hepsinin olduğu yerlerde, bölgelerde bir de Allah dostunun kabri var. Geçmişte yaşanmış bölgeler. Lifos var. Şöyle koni şeklinde Erciyes'in eteğinde. Oraya çıkmanızı tavsiye ederim. Çıkabilirseniz tabii. Yani öyle yağma yok. Biraz idmanlı olmak lazım. Biraz idmanlı olmak lazım. Sigara içmemek lazım. Oksijen deposu oralar. Kıran ardında hem kent ormanımız var hem oradan affedersin Öküz Çukuru diye dinlenen bir bölge. Koç Dağı'na doğru çok güzel yürüyüş ortamları var. Kızıltepe'miz var hemen yanı başında. Hisarcık. Ondan sonra Hacılar Kıranardı bölgesinde değişik yürüyüş ortamları var. Yer çok. Yeter ki yürü. Ondan ötesi 2000 civarında Kayseri'mizde parkımız mevcut. İrili ufaklı. Bunların içerisinde büyük olanlarla ilgili yürüyüş yolları nezih bir ortamda. Tertemiz, bakımlı parklarımız ve herkesin sabah sporlarını yaptığı gruplar halinde bir ortam. Yani biraz serin olur zannediyorduk ama korkulacak kadar da değil. Isınınca zaten iş bitiyor yani. Yeşil'den bahsetmişken Millet Bahçesi nasıl gidiyor? Millet Bahçesi çok iyi gidiyor, devam ediyor. Malum 1 milyon 260 bin metrekarelik bir yeşil. 1 milyon metrekaresi tamamen yeşil. Onun dışında sosyal alanlar, kültürel alanlar, sportif alanlar.
oyun alanları, çocuk yaş grubuna, erişkin yaş grubuna yeme içme mekanları bir uğrak yerine dönüşüyor. Aynı zamanda oraya Mimar Sinan Sanat Merkezi'ni, Kayseri Mutfağı'nı da rahatlıkla vatandaşlarımızın ulaşacağı, buluşacağı bir yer olan gastronomi merkezini hayata geçiriyoruz. Tarihi dokunun ruhuna uygun, Kayseri'nin Selçuklu Hunat silüetine uygun, Selçuklu Osmanlı silüetine uygun şekliyle yapıları orada konumlandırmaya çalışıyoruz. Bunların hepsinin de ufak tefek maliyetleri söz konusu oluyor. Hatta zaman zaman bunda speküle bile ediliyor. O konuda çok algı yapılıyor. Şimdi şöyle, gecekondu herhalde yapsın istiyorlar. Gecekonduyu yapmaya da gerek yok yani, yapanlar çok. Yani bir mimari tarz, herkesi memnun edeceğiniz diye de bir şey yok. Amacımız şehrimize yakışır, bölgemize yakışır. Şimdi bir bütün halinde orayı görürseniz 1 milyon 260 bin metrekarelik bir alandan bahsediyoruz. Devasa bir ortam. Bunun girişi de olacak, bunun kontrolü de olacak. Rastgele bir görüntü arz etmeyecek, bakım olacak. İnşallah bitince çiçek gibi olur. Yani şimdi tabii haklı olarak işin başlangıç kısmında olduğumuz için eleştirenler olabilir. Malum şurası Bekşiye Ayvan Köprü. Köprü. Evet. Tarihi köprünün üzerine gelmiş beton yapı yapılmış. Tarih geçmişte böyle korunmuş. Ne diyelim? Bari bunu Gürcan kaprasanız ya. Vallahi ben çok anlamam ama yani sırıtıyor. Başkanım, yoldaki ceviz söylediğiniz gibi bembeyaz çıktı. O ceviz. Ya. Yalnız Engin göremiyor ki bunu. Ceviz alalım Engin. Şuna bak, şunun güzelliğine bak. Buyurun. Efendim çok teşekkür ederiz. Böyle biz her zaman yiyoruz falan. Sağ olun. Yürüyüşe devam. Daha sonra yine Sayın Başkan'la söyleşi yapacağız. Büyük çayır esmer diyor. Şu kelebeklerin güzelliklerine bak. Güzel de özetlemişler burada. Tabii burada. Mevsimsel olarak bunlar zaman zaman mevsimine göre çıkıyorlar. Mevsimine göre burada çoğalıyorlar. Yani devasa her yer bir ayrı güzel. Getne getne yapmışlar zamanda. Güzelliğine güzellik katmışlar. Doğal şeyi bozmayacağım. Görüntüyü mümkünse koruyacağım. Şuna bak. Burada çok güzel bir görüntü var Sayın Başkan. Tabii ya, derinlik var. Sonra güneş olduğunda, şimdi etkili güneş belki yok ama etkili olduğu zamanlarda adeta bir gölgelik oluşturmuş. İki taraftan gelen ağaçların gölgelikleri bizi koruyan mantık içerisinde. Evet. Yürüyelim efendim, yürüyelim. Ya da daha yeni yeni olduğum yaşıyor herhalde. Malum Dünyan, Akkışla, ondan sonra Gesi, Develi, bu bölgeler tamamen Gileboru deposu. Tatlı bir rekabet de var. Yani o, yarıştırıyoruz biz. Hangisi bize daha çok Gileboru getirecek diye onu birbirine düşürüyoruz, iyi değil mi? Güzel doluyor, onu işte yetiştiriyorlar pazarlaması. Efendim, daha önce yüzüne bakan yoktu diyor. Evet. Bu sene 5 kiloluk bidon 50 liraydı diyor. Geçtiğimiz sene için söylüyorum. Bu sene bakalım kaç olacak. Şimdi tam mevsimi, toplanma mevsimi. Onu bidonların içerisinde, suyun içerisinde bekletecek. 1-2 ay sonra da olgunlaşmış olarak. Hiçbir katkı maddesi yok. Bir kez daha söylüyorum. Cevizlerimizi de bu arada ihmal etmiyoruz. Bu vatandaş hakkı. Yolun ortasına düşmüş. Şimdi bu ceviz olsun, gilebur olsun, yöresel ürünler olsun üzerinde duruyorsunuz. Gastronomiye gerçekten önem veriyorsunuz. Bir çalışmalar da yaptınız. Şimdi gideceğimiz yerde dorak yoğurdu diye bir şey var. Dorak yoğurdu. Dorak yoğurdu. Geçmişte taş kapların içerisinde yoğurdu mayalayıp suyunu absorbe ettiği için konsantre bir görünüm ortaya çıkıyor. Yani harika bir lezzet ortaya çıkıyor. Doğal yoğurt. Belki nasibimize çıkar mı bilmiyorum. Özel mi, girilmez demiş vatandaşımız. Demek ki gelen giden çok mutlu. Evet, gelen kıvıyoruz daha çok. Evet, yani elimizde değil. Vatandaş geliyor. Ağaçların güzelliğine bak. Büyüklüğüne bak.
Ağaç çeşitliliği açısından da burası çok değişik bitki örtüsüne sahip. Değişik. Doğa harika. Tabii Cenab-ı Allah vergisi. Doğa harikası. Her yönüyle takdire şayan bir bölge. Temiz, sonra bakımlı arkadaşlar dikkat ediyor. Bu bölgeyi korumaya çalışıyorlar. Birazcık daha vatandaşlarımızda bu bilincin oluşması lazım. Muhtarlarımızla hatırlanacağı üzere geçmişte toplantı yaptık. Bu bölgeyi UNESCO'ya hazırlıyoruz dedik. Onların sahip çıkmalarını istedik. Onlar da bizlere yardımcı oldular. Ve geçici miras sitesine girdi. Temennimiz kalıcı olması. Mimar Sinan'ımızın bu güzel doğduğu bölgenin insanlık alemiyle buluşmasını sağlamak. Kazanımlarımızı pazarlamak. UNESCO'nun burayı görmesi, miras listesine alması son derece önemli. Tabii ki. Bir de burada biz vatandaşlarımıza fırsat veriyoruz. Onlar da kendi doğal ürünlerini pazarlama imkanı buluyorlar. O da ayrıca bir zenginlik oluşturmaya başladı. Hanımefendiler el örgüleriyle ilgili ya da yaptıkları yemeklerle ilgili. Artık bundan sonra bir yerel turizm mantığı içerisinde, yani dışarıdan ürünler getirerek değerlendirmek yerine, zaten dışarıdan gelen insanlar rahatlıkla her yerde bulabiliyor. Önemli olan yerel ürünleri bulabilmek, o mantık içerisinde gerekli çalışmalar da yapılıyor. Onu vatandaş bilerek de bırakır. Bu da buradan geçenlerin hakkı. Bizlere, geçmişlerimize dua eder mantığında. Onu gezerken bulan da sevinir. İşte görüyorsunuz, bağ ve bahçelerle bezenmiş olan bir Kayseri, Erciyes'imizin eteğinde. Buraya misafirler geldiğinde ağırlanmak istenir. Bu arada da bahçenin içerisinde bir dolaştırılır. Ondan sonra ona demiş, buna dememiş mantığında erikten yer, kayısıdan yer, elmadan yer, üzümden yer derken, yemeğe oturunca yemeğe can istemez. Çünkü meyveyle kan şekeri bir an evvel yükseldi, doyum noktasına ulaştı. Cevizimizi de bulduk gene. Şimdi ondan sonra yemek kime kalır? Ev sahibine kalır. Yani ev sahibi uyanıklık yapmış olur. Burada arada evler böyle kafeler açılıyor. İşletmeler açılıyor. Artık ihtiyaçtan kaynaklı. Tıklım tıklım diyor, doluyor, taşıyor diyor. Oraya da bir gelir getiriyor bölge. Yani hem gelire hem de bir ihtiyaca cevap verme mantığı. İnsanlar oksijeni alıp birazcık da hareket edince ister istemez ufak tefek bir atıştırma ihtiyacı hissediyor doğal olarak. Öyle olunca isterisine ona ihtiyaca cevap verme mantığında uyanıklık yapmış vatandaşımız. Bence de doğrusunu yapmış. Artık buraların ama kontrollü olması lazım. Yani insanların dengeli hareket etmesi sağlamamız lazım. Aha, bir cevizimiz daha. Murat, o da senin nasibin bak. Yani ha. Aldım. Ama çok güzel gözüküyor o ha. O da zikrediyor Mevla'yı kendi haliyle. Lisanı haliyle zikrediyor. Öyle bakmak lazım. Tabii. Hay, hay diyor. Hay, hay. Ya, Mevla'nın ismini söylüyor. Hay. Evet. Sayın Başkanım, hem yürüyoruz hem bir yandan da sohbet ediyoruz. Dün de ulaşım zirvesi vardı. Orada da önemli açıklamalar yaptınız. Evet. Özellikle bu pandemi süresinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi birçok alanda önde yaptı bazı şeyler işte. Şimdi, bu son derece önemli. Tabii değişik şehirlerden yüzlerce kardeşimiz geldi. Orada bir bakıma istişari bir ortam oluşturma. Kayseri modeli diye bilinen bir ulaşımda modelimiz söz konusu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin temeli de Kayseri modelini oturtmak suretiyle oluşturulan bir anlayış. Biz ulaşımı tek elden yönetiyoruz. Yani ulaşım AŞ marifetiyle gerek halk otobüslerini, gerek belediye otobüslerini, gerek tramvayı, gerek kayb istediğimiz ulaşımı hem daha oksijenizasyonu sağlayıp karbon dioksit, monoksit, sülfürden arındırmak amaçlı teşvik edici yaklaşımla kaybiz
8 tane de kaybı istediğimiz bisiklet. İlk yarım saati ücretsiz. Daha sonra sembolik bir ücret ile vatandaşımız duraktan durağa ya da şehrin değişik yerlerine ortak kullanım mantığında ulaşıyor. Yani yeni bir bisiklet almaya falan gerek kalmıyor. Bu hizmetlerimizin hepsi ulaşım birimimizin bünyesinde toplanmış oluyor. İstanbul'dan, Ankara'dan, Bursa'dan, Konya'dan, değişik illerden gelen özellikle ulaşım odaklı büyük şehirlerden vatandaşlarımızın bürokratların kendi aralarındaki değerlendirmeleriyle doğruyu bulma, konfora ulaşma, huzur ortamında seyahat etme, sağlıklı bir ortamda. Hatırlanacağı üzere HES kodu uygulaması gündeme geldiğinde bunu sağlama göre kolay olmadı ama ilk uygulayan ve en verimli şekilde yine bir cevizimiz. Efendim cevizler bizim bereketimiz. Ondan sonra böyle bir çalışmayı ilk başlatan olduk ve ilk uygulayan olduk. Halen de başarılı bir şekilde devam ediyor. Riskli olanları almıyorduk. Varsa böyle bir arkadaşımız, kardeşimiz nezaket kuralları içerisinde onu ilgili yerlere bildiriyoruz. Çünkü onun karantinaya alınması lazım. Takip edilmesi lazım. Gerek emniyet boyutuyla, gerek sağlık boyutuyla, hizmet odaklı. Yoksa biz cezalandırma odaklı değil. Bu anlayışla diğer taşımadaki kardeşlerimizin de mağduriyetini önleme mantığı. Malum sağlık çalışanlarımıza yine ilk uygulayanlardan birisi biz olduk. Sokağa çıkmadaki sınırlama dahil her noktadaki sağlık çalışanımızı merkeze ya da kendi çalıştığı yere taşıdık. O hizmetlerimizi verdik. Ulaşımda otobüslerimiz çalışmadığı halde mağdur olmasın diye o hak sahiplerine desteğimizi sağladık. Dün ulaşımın oda başkanı Ankara boyutunda, Türkiye boyutunda burada ifade etmekte hiçbir mahsur görmüyorum. Ulaşımla ilgili en kalıcı, en sağlıklı desteği diyor, Kayseri verdi diyor. Yani hak sahiplerine. Ha, şeyi de burada yeri değil ama o 50-60 tane diyor belediyeye gelen arkadaşı da ben anlamadım, çözemedim. Buradaki başkana da gereken diyor sözlerimi söyledim. O da diyor Kayseri'ye yakışmadı diyor. Bir Ankara'daki başkanın gözüyle Kayseri'ye de yakışmadı bu diyor. Olur. Provokatifler olur. Olur değişik beklentiler içerisinde olan olur. Biz onlara da takılmıyoruz. Biz önemli olan yaptığımız işin doğru olmasını çok önemsiyoruz. Doğru, düzgün, güzel işler yapıyorsak o kendi penceresinden bakıp yanlış gören, yamuk gören olur. O da onun penceresi. Ne diyelim. Ama biz hiçbir zaman yanlışa eğilim duymadık, yanlışa yönelmedik. Hep doğru işler yapma yönünde gayret gösterdik çok şükür. Ulaşımla ilgili çok güzel değerlendirme yapıldı. Yalnız tabii ulaşım hareketli bir olay. Her an, her dönem, her yıl değişiklikler arz ediyor. Ona uyarlanmak gerekiyor. Araç gereç açısından da, teknoloji açısından da. Malum tramvayla ilgili büyütme çalışmalarımız devam ediyor. Evet, 35 kilometredeyiz. 48'e erişecek. Seneye inşallah gerek Talas'ımız gerekse Belsin'den Kumsmur'a kadar olan boyutta tramvay o cazip şeyiyle haliyle devam edecek. Aynı zamanda değişik alternatif yollar açma çalışmalarımız, kavşak düzenleme çalışmalarımıza hızla devam ediyor. İlçelerimiz aynı şekilde benzeri çalışmaları yapıyor. İster istemez ufakta bir fiyatlarda düzenleme yapmak durumunda kaldık. 2 senedir herhangi bir değişiklik söz konusu olmamıştı. Aynı zamanda pandemiden kaynaklı daha önce 450 bin civarında normal koşullarda yolcu taşırken son süreçte 320 binlerdeyiz. Normalleşmeye doğru gittiğimiz halde. Evet. Bu da bize en büyük gelir kaynaklarımızdan birini oluşturan yolcu potansiyelimizin yani ister istemez azaldığını gösteriyor.
Bunu da göz ardı edemeyiz. Aynı zamanda bir şikayet bağlamında söylemiyorum. Verilen hizmetin bilinmesi bağlamında söylüyorum. %15 ila 20 arasında ücretsiz yolcu taşıyoruz. Onu biz karşılıyoruz. Ücretsiz derken yani belediye olarak ödemesini biz yapıyoruz. Bunu da bir hizmet olarak görüyoruz. Zaten meclisimizden aldığımız kararlarla ulaşımı subvanse ettiğimizi kamuoyu da bilmekte. Bu yönde de Allah'a şükür bir mağduriyet oluşturmadan hizmetlerimizi vatandaşımızla buluşturuyoruz. Aktarmalarla ilgili zaman zaman şikayetler söz konusu oluyor. Takdir edersiniz, bir işletmeci mantığıyla pik saatlerde vatandaşlarımız bindiği yerden rahatlıkla ulaşacağı yere direkt ulaşıyor ama ara saatlerde 3-5 tane yolcuyla tıngır tıngır koskoca otobüslerin yani şehrin içerisinde dolaşmasının mantıklı olmadığını herkes takdir eder. Aktarma istasyonu ama yine bir mağduriyet yok. Yani indin bindin bir bilet daha atacaksın diye bir açgözlülük falan söz konusu değil. 80 dakika içerisinde tek biletle bu çalışmamızı, hizmetimizi veriyoruz. Hatta bir ilave daha yaptırdım. Taşra'dan gelen otobüslerimizi, halk otobüsleri, belediyemizin kontrolünden otobüslerden binen yolcularımızın yine 80 dakika içerisinde Kayseri'de istediği yere aynı indikten sonra aynı biletle gideceğini de buradan tek biletle buradan hatırlatmak istiyorum. Sabahta evet. Şimdi mesela bak gileborular harika yani böyle zenginliğe ulaşmaya başladık. Her yer ayrı bir güzel. Doğa çeşitliliği ayrıca bitki örtüsüyle hayvan çeşitlemeleriyle ayrı bir güzel. Şimdi yukarılara çıksanız tilkiler var, kuştan çeşitleri var var. Yani şimdi biz vadiden yürüyoruz. Bir de yukarıdan yürümek belki gerekecek yani. O zaman biraz daha tempoyu arttıralım, daha sonra söyleşiye devam edelim. Peki. Evet, Koramaz Vadisi'nde yürüyüşümüz devam ediyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Sayın Memduh Büyükkılıç ve kurmay ekibi çok güzel bir doğa eşliğinde yürüyoruz, hem de sohbet ediyoruz. Hakikaten Sayın Başkan son derece antrenmanlı. İtiraf etmek gerekirse yürürken de bayağı bir zorlanıyoruz şahsım olarak. Şimdi tabii kışta geliyor Sayın Başkanım. Bu Erciyes 12 aya yaymayı düşünüyorsunuz. Evet. Bununla ilgili PR çalışmalar da yapılıyor. Tanıtım yapıyor, sık sık açıklama yapıyorsunuz. Şimdi tabii öncelikle bu güzel cuma sabahında Sayın Haseki Başkanımıza, Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Erciyes'imizi bir kayak merkezi olarak dünya literatüründe yerini alacak, uluslararası standartlarda hizmet verecek şekle getirdi. Biz de eksikleri varsa onları giderme ya da beklentileri varsa onlara cevap verme mantığında çalışmalarını yapıyoruz. Sadece Erciyes'i bir dört ayağı yetecek şekilde kayak merkezi olmaktan öte bir yüksek irtifa merkezi haline dönüştürüp yayla kültürüyle, efendim sportif amaçlı kullanımlarla, sıcak su ile ilgili çalışmalarla gayretlerimizi sürdürüyoruz. Bu sene, geçen sene başladı yüksek irtifadaki kamp çalışmaları. Bu sene yurt içinden, yurt dışından onlarca takım geldi. Seneye de epeyce rezervasyon talepleri söz konusu olmaya başladı. Biz de bu beklentilere cevap vermek adına saha sayısını artırma yönünde 6 tane daha saha, yüzme havuzu, olimpik, kapalı spor salonu, yine çok amaçlı jimnastik merkeziyle ilgili alanlar, fitness merkezi gibi beklentilere cevap verecek olan çalışmalar da eklemiş olduk. Şu söylediğimiz yatırımlar bir yaklaşık 70 milyon civarında TL olarak. Yani kazan kazan pozgazı, şehrimize bu eserleri kazandırarak hem turizmin hem sportif amaçlı faaliyetlerin merkezi haline getirmek, hak ettiği yere ulaştırmak, bu çalışmalarımızı yapıyoruz, üzerindeyiz. Aynı zamanda mekanik tesislerimiz 18 tane, 34 tane pistimiz var,
102 kilometrede pist uzunluğumuz var. Bunlara ilave bir mekanik tesis daha ekliyoruz. Bu sene itibariyle ihalesini yaptık. İnşallah o da hayata geçtiğinde otellerle ilgili yatak sayısında arzu ettiğimiz miktarda yatak yok. Daha doğrusu geçmişte böyle bir potansiyelin oluşacağı herhalde hak sahipleri diyelim, otel yerlerini alanlar tarafından öngörülmediği için bir an evvel yapma yönünde irade göstermemişler. Şimdi de biz onları sıkıştırıyoruz. Bir an evvel aldığınız yerleri yapın diyoruz. Yoksa tapu iptal davası açtık, iptale gideceğiz diyoruz. Amacımız iptal etmek, elinden almak değil. Amacımız teşvik edip bir an evvel yapmasını sağlamak. Bu sene 4 tane otel yapılıyor. Bunlardan bir kısmı, 2 tanesi bu sene açılır. Diğerleri de diğer sezona herhalde ancak yetişir. O yönde de çok şükür gelişmeler var. O bölgedeki hizmetlerimiz kamuoyu tarafından takdir ediliyor. Gelen zaten böyle bir kayak merkezi Türkiye'mizde yok. Ondan sonra uluslararası standartlarda fiyatları da kayak kültürüyle bezenmiş olanlar tarafından takdir edilen boyutta. Ama burada bir pastırma sucuk yemek için gelen dostlar tarafından da fiyatlarla ilgili ister istemez ufak tefek kendine göre değerlendirmeler söz konusu olmakta. Bunların hepsi zenginlik, güzel konuşulması bile yetiyor. Bu sene Latin Amerika'dan turist bekliyoruz. Latin Amerika. Tabii Polonya, Rusya, Ukrayna, Çekya, Belarus, bunlar artık çantada keklik kabilden. Zaten sürekli artık bu bölgeyi tanıdılar. Zamanla biz gittik, tanıttık. Birebir fuarlarda tanıttık. Şimdi onlar artık tanıdı. Yeni bölgeler keşfetmeye çalışıyoruz. Kapadokya tabii ki önemli bir Nevşehir'imiz, Ürgüp'ümüz, Göreme'miz odaklı önemli. Kayseri ile adeta birlikte bir destinasyon oluşturma çalışmaları var. Benim bir önemli proje vardı hatırlarsanız. Neydi? 150 projelerden birisi. Kapadokya Ekspresi. Evet. Evet. O da bizim projemiz ama özel sektör tarafından hayata geçiriliyor. Yakın zamanda birkaç ay içerisinde herhalde seferler başlar. 15'erlik iki tane katar şeklinde kompartımanlardan oluşan, içerisinde 5 yıldız otel şeyinde imkanlarını sağlayan, İstanbul'dan çıkıp Kayseri'mize gelecek olan, buradan da Kapadokya'ya, Erciyes'e, nereyi arz ediyorsa oralara rahatlıkla ulaşacağı, yiyerek, içerek, gezerek, görerek ve bir bakıma da bilgilendirilerek gelen bir çalışma. Onunla ilgili de bir Japonya-Türkiye işbirliği söz konusu. Bu söylediğimiz 40 milyon dolarlık bir proje. Yani önemli bir proje. İnşallah o çalışmamız da kendiliğinden böylece hayata geçti. Mevlam bizi mahcup etmedi. İnşallah diyelim efendim. Evet. Aynı zamanda Kayseri'mizde bu kazıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda önemli olan bir çalışmamız Keykubadiye'deki, Kızır Köşk'teki, Kültepe Kaniş Karom'daki efendim fosillerle ilgili kazılara ilaveten mozaiklerle ilgili bir kazı çalışmalarını başlattık. İncesu Biranşehir bölgesinde çok ilginç görseller çıkıyor. Ben alet çekiyor. Bakalım bulabilirsem. Bu mozaik de son derece önemli. Onunla ilgili de sizinle de paylaşalım. Belki daha sonra kamerayla daha da verimli olur. Olabilir. Hem size ona bakarken Seyit Burhanettin Hazretleri orada da evet, ilginç bir şey bulundu mesela. Siz geçen oraya da baktınız. Seyit Burhanettin Hazretleri'nin olduğu bölge biliyorsunuz 1200-1300'lü yıllara ait dönemin mezarlıkları ve Allah dostu Seyit Burhanettin Hazretleri'nin türbesi var. Yeni bir türbe daha bulduk. Himmete muhtaç diyor. Arapçasıyla yazılı orada taşları çıktı. Önce kazıyı başlattık.
kemiklik olarak kullanılmış olan bir yer vardı. Şimdi türbenin olduğu dörtgen şeklinde bir kabir, pardon, türbe ortaya çıktı. Kazı tamamlandı. Şimdi onu restorasyon çalışmalarıyla ilgili projelendirip gerekli çalışmamızı yapacağız. Sular yollara taşmış. Baharın biraz daha fazla taşıyor. Şimdi en son çıkan şu. Murat Bey, bildiğin gibi değil. Birazdan başkanla bakıyoruz fotoğrafları, cep telefonu. Sonra gösteririz yani. Bayağı önemli. Evet. Yani en son bu yeni, fırından yeni çıktı diyorlar ya. Allah Allah, çok enteresan. Tabii Roma dönemi, 2000 yıl önceki muhtemelen mozaikler. Bakacağız. İncesu tarafında dedi. İncesu, Biranşehir'de. Bakan yardımcımızla görüştük. Bakanımıza da bilgi arz ettik. Turizm bakanımıza. Muhtemelen yakın zamanda Kayseri'mize gelecekler. Bulacağız. Bu mozaiklerle ilgili çalışma başta olmak üzere Açık Hava Müzesi niteliğinde olan Kayseri'mizdeki yaptığımız çalışmalarla ilgili briefing arz edeceğiz kendilerine. Son derece önemli. Böyle de paylaşacağız. Paleontoloji Müzesi de açılıyor. Paleontoloji Müzesi, evet. Orada temelini attık. Yanına bir millet kıraathanesi ekledik. Hem eski müzeyi koruduk ki tescilli olmamasına rağmen bir Cumhuriyet dönemi eseri olarak tarihe ışık tutsun istedik. Aynı zamanda da yeni eklentileriyle birlikte önemli bir çalışmaya da imza atmış olduk. Atacağız inşallah, seneye biter. Yürüyüşe devam. Birazdan yine başka konularla sözleşelim. Müzeler şehri, kütüphaneler şehri yapma yolundaki iradeye de devam. Her ilimize yapılan bu çalışmaların yanında biz ilçelerimizi de millet bahçeleriyle, millet kıraathaneleriyle buluşturma projelerimize de devam ediyoruz. Çarşı düzenlemeleriyle, cephe düzenlemeleriyle, meydan düzenlemeleriyle. Yani Kayseri salt bir merkezden ibaret olarak görmüyoruz ve göstermiyoruz. Kayseri 16 ilçe hep beraber. Cevizlerimizi bak görüyorsunuz Murat Bey, şu cevizimizi de alalım. Yani çok önemli. Bak o senin nasibin. Bu benim nasibim. Ceviz kaynıyor. Ceviz kaynıyor, ceviz. Bunlar nedir başkan? Şimdi bunlar kelebekler ama kondukları şeyler de bizim bu aspir yağlarımızın şeyini oluşturan, evet yani bitkiler, dikenler yani, sen anlayacaksın, dikenden yağ çıkarıyoruz. Kuru söğütten düdük çıkarttık dediği gibi. Şimdi malumuz şu anda buradaymışız. Biz Bağpınar'dan başladık. Şuradan başladık. Başladık, geldik. Vekse yol ayrımından geçtik. Bağpınar'ın mahalle eski şeyi olduğu köyümüz. Turan'ımız. Biz buradayız. Burada Dimitri diye geçer. Eski şuradan ayrılıyor. Köyün içerisinde bak görüyorsun yani mağaralar, kaya kiliseleri, korunak yerleri. Yani hakikaten çok müthiş. Aslında Vekse tarafında geçtiğimizde kaya kiliseleri vardı. İçeride tabii köyün içerisinde. Evet, kolimbarium dediği küllerin konulduğu ifade edilen ama kuşluk olarak da değerlendirilen, ayrıca hem mezar hem ya da kuşluk olarak değerlendirilen adeta yapılmış tarihi eserler var. Ağırnasımıza geliyoruz. Görüyorsunuz Mimar Sinan'ın doğduğu yer. Ondan sonra Küçük Bürüngüz, Subaşı ve Büyük Bürüngüz'ümüz de burada olmak üzere böyle bir vadi. Bunun devamını devam ettirdiğim zaman şeylerdeki kazı yaptığımız Kültepe, Kaniş, Karum'a ulaşmış oluyoruz. Sadece bu vadiden ibaret değil, bu tür paralel vadiler de söz konusu. Aynı zamanda GES'imiz, GES'imiz de bu bölgede önemli bir merkez. Onu da bir bakıma bu vadinin, Koramaz Vadisi'nin içerisinde rahatlıkla değerlendirmekte fayda var. Kayabağ var, Nize var, ondan sonra Gürpınar var. O bölgede ayrı bir vadi, ayrı bir güzellikler harikası. Ali Bey, yürüyüş sevdalısı,
İtfaiyemizin başkanı diyor ki yürüyüş bizim işimiz diyor. Hayır. Ya bugünlerde evet yani evet aynen belediyelerimizden Muğla belediyemiz, diğer belediyeler hepsi orada yapmış olduğumuz o fedakarca çalışmalardan dolayı biz de bu canlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu hafta onların haftası. Kayseri'de 95. yıl dönümü. Mustafa Bey, Türkiye genelinde tulumbacıların kaçıncı yılı? Tulumbacıların 307 Sayın Başkanım. 307. Kayseri için. Kayseri 95 mi? Kayseri 95 efendim. 95. Yani evet. Ahmet Ayıcır arabayla mı yürüyordun? Baktım arkadaşlar oradan nasıl görünüyorlar. Ulan var ya uyanık spor. Evet. Bugün bir yaşlılar günü. Efendim bugün tecrübeliler günü, büyüklerimizin öyle günü. Öyle diyorsun evet. Tabii geçmişi unutmayacağız. Geleceği de unutmayacağız. Büyüklerimizi hayırla yad ediyor. Onlara en güzel hizmetler vermeye çalışıyoruz. Belki bir farkındalık bağlamında bir güne bu yaşlılarımıza olan sevgimiz, saygımız, hizmetimiz sığdırılamaz. Belki dediğimiz gibi dünyada farkındalık oluşturum bağlamında böyle günlere anlam kazandırılıyor ama biz her günü büyüklerimize hizmet günü olarak, hürmet günü olarak ananız ya da babanız her ikisinden biri yanınızda diyor, büyür, pardon büyür demeyelim, yanınızda olur. Onlara diyor, öf derseniz yandınız diyor yani, öf demeyeceğim. Bila üfün der Kur'an'da, öf demeyeceksin der. Yani o büyüğümüz, atamız, bizim her şeyimiz olan canlarımızın huzuru için, sağlıklı olarak hayatlarını sürdürmeleri için, onların kendi beklentilerine cevap vermek için, belediye zaten bu işler için var. Gerekli çalışmaları yapıyoruz. Bugün de Cumhuriyet Meydanı'ndaki Mustafa Kumlu Tecrübeliler Merkezimizde inşallah bir etkinliğimiz olacak. Duygulu anlar yaşayacağız. Onlar da günü çok güzel yani hazırladılar. Sürprizlerle dolu bir ortam inşallah onu buluşturacağız. Şimdi Sayın Başkan, gönül belediyeciliğe gelmişken baktığımız zaman mesela bu hospice, kanser hastalığı yakınlar için misafirhaneler büyük bir ihtiyaç görüyorsunuz. Orada da güzel işler yaptınız. Biraz onlardan da bahsedebilirsem yürüyüş yapar. Yapalım efendim. Ondan da bahsedelim. Tabii sosyal belediyecilik önem arz eder. Sosyal belediyecilik, kültürel belediyecilik ya da turizm odaklı belediyecilik konuşmak için öncelikle altyapı çalışmalarımızı bitirmiş olmamız lazım. Örneğin evinin önünden kanal akıyorsa, kanalizasyonun şebekesi yapılmamışsa, evine su gelmiyorsa, yollar çamurdan geçilmiyorsa, bu hizmetlerin olmadığı bir ortamda az önce bahsettiğimiz diğer odaklı belediyeciliği gündeme taşırsan size gülerler. Ha, Kayseri'mizde çok şükür biz artık o noktadayız. Altyapı sorunumuz ciddi manada yok. Tabii yeni semtler, yeni bölgeler oluşunca ister istemez ona bağlı olarak hizmetlerimiz de oraya ulaşır. Bunun yanında 4 tane üniversiteydi, 5. üniversite eklendi Kayseri'mizde. 80 bin civarında öğrenci söz konusu. Şehir hastanemiz 1600 yataklı, Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Oraya bir de tıp fakültesini ekledi, ayrıca minnet duyuyoruz. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi hatırlanacağı üzere adeta 100 akımız olan ve yaptığı sağlık alandaki çalışmalarla haklı olarak kendisinden dünyada söz ettiren bir üniversite. Türk Havak Aşısı'nın çalışmalarının yapıldığı bir üniversite ve tıp fakültesi. Şimdi böyle bir güzel sağlık ortamı, 30'a yakın sağlık kuruluşu var. Bunlardan 15 tanesi akredite. USHAŞ'la da, Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ'le de yaptığımız bir protokolle Kayseri Sağlık Turizm Merkezi olarak ayrıca anılmasını sağlıyoruz. Böyle olunca bu cazibe merkezine sağlık alanındaki değişik illerden, değişik bölgelerden, yurt dışından gelen vatandaşlar var. Onların hastası tedavi görüyor ama hasta yakını zaman zaman mağdur oluyor.
bir hekim olarak biz bunu göz ardı edemezdik. Misafirhaneler yapmak suretiyle otoparklarda ya da kaldırım üstünde ya da arabasının içinde bir bakıma yoğun bakımdaki ya da komadaki ya da hastanedeki yakınlarını bekleyen o canlarımıza hizmet bağlamında misafirhaneler yaptık. Bunun birisini şehir hastanesi karşısına, birisini tıp fakültesi, Erciyes tıpın karşısına. Aynı zamanda engelsiz yaşam merkezi tamamlandı. Aynı zamanda kanserli hastaların tedavi süreci, akut tedavi dönemi bittikten sonra bir bakıma kronik bakım döneminde onlara hizmet etmek duasını almak amacıyla hospis denilen merkez çalışmasını başlattık. Kısacası insan yaşat ki devlet yaşasın felsefesi bizim olmazsa olmazımız. Bugünlerde malum üniversitelerimiz eğitimi başlıyor, yüz yüze eğitim. Yurt spekülasyonları gündemde. Buradan bir kez daha sizin vasıtanıza da ilan ediyoruz. Bir tane açıkta kardeşimiz varsa buyursun gelsin başımızın tacı. Kayseri hayırseverler şehri. Kayseri malum bu konuda iddialı bir şehir. Hiç kimseyi mağdur etmedik etmeyiz. Öğrenci dostu, genç dostu bir şehir Kayserimiz. O yönden de gerekli önlemleri aldık. Ayrıca 2000 kişilik yurt yeni KYK tarafından yapılıyor. 3000 kişiliğin planlamasını yaptık. Geçen orada inceleme yaptık. İnceleme yaptık. Aynı zamanda genel müdürümüze görüştüm. Evet. Ondan sonra strateji başkanımıza görüştük. Bu konudaki 3000 kişiliğin de ihalesine çıkılması için gerekli girişimleri başlattık. Yani Kayseri'de Allah'a şükür gerek özel yurtlar ki şey değil, abartılı rakamlar yok. Efendim sivil toplum teşkilatlarımızın yurtları, KYK yurtları. Sonra bakın Kayseri'de açgözlülük asla söz konusu olmaz. Ev kiralarında öğrencileri bir fırsata dönüştürerek onların mali durumunu istismar edelim anlayışı da olmadı olmaz. Kayseri ahi ahlakıyla ahlaklanmış esnaflardan oluşan ve bu kültürü adeta içine sindirmiş olan bir şehir. Biz her yönüyle ticaretin endüstrinin merkezi olan 4 tane tabii ki organize sanayi ve serbest bölgesiyle bir teknoparkıyla zenginlikle şehir olan 140 civarında ülkeye ihracat yapan bu seneki rakamları ihracat elhamdülillah 4 milyar dolara ulaşan yani Türkiye'nin olmazsa olmaz olan kalbi olan bir şehirden bahsediyoruz. Şehrimizi çok seviyoruz. Bu şehirde yaşayanlara, bu şehirde doğanlara, bu şehri geleceğe taşıma ve sahiplenme, aidiyet duygusu mantığı içerisinde onlara yakışacak şekilde gayretler gösteriyoruz. Ödeme sorunumuz yok. Allah'a şükür bir problemimiz yok. Yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşuyoruz. Yalnız bir miktar yaptığımız ihalelerde vesaire müteahhitler açısından arz ettiğimiz performansı göremiyoruz. Çağırıyoruz müteahhitleri, buyurun bizim ihalelerimize girin. Efendim işlerimizi alın ve yapın diyoruz. O açıdan geri durmasınlar. Yani bu işi sahiplensinler. Hem para kazansınlar hem dolayısıyla şehrine de ülkesine de hizmet etmiş olsunlar. Bak bunu da davet olarak gönderiyoruz buradan ha. Çünkü bazen bakıyoruz değişik gerekçelerle ihale alıyor, geri vazgeçiyor falan. İş hayatı yürek ister, iş hayatı cesaret ister, iş hayatı işine sahip çıkma duygusunu asla göz ardı etmemeyi ister. Yani şey çok, Allah'a şükür yani bir problem olan değil, problem oluşturmadan ekibimizle, genel sekreterimizden yardımcılarına, daire başkanlarına, her kademedeki kardeşimize kadar yan kuruluşlarımıza, KASK'imize, elektrik şirketimize el ele bu kurumların dayanışmasının da bir bereketini yaşıyoruz. Yani Allah'a şükür olsun. Geçen karpuz atandaydı. Karpuz atan neresi? O pastırmanın, sucuğun, kalbinin attığı yer. Evet. Orada şimdi o hizmetlerin hem görüntüsünü hem hizmetin standartını yükseltmemiz lazım. Elektrik direklerini yerlerin altı şey aldık. Elektrik kablolarını yeri altına. Kanalizasyonları yeniledik.
Ondan sonra kaldırımlarını gözden geçirdik. Bütün sokaklar dahil, tüm caddeyi, sokakları asfaltla, sıfır asfaltla buluşturduk. Pırıl pırıl bir ortam oluşturduk. Amacımız nedir? Buranın üzerinden Türkiye'ye Kayseri'nin olumlu tanıtılması, olumlu paylaşılmasını sağlamak. Biz şehrimizi seviyoruz, şehrimize sevdalıyız. Şimdi bu iş dünyasından müteahhitlere seslendiniz. Şöyle bir örnek verirsek, Sahabiye'de kentsel dönüşüm. Daha önce geldikten sonra buraya bırakılın falan dedi. Siz müteahhitle görüştünüz. Daha sonra o müteahhitin de işleri bayağı açıldı. İkna metodum iyidir benim. Çünkü ben doğruları paylaşırım. Ben hiçbir zaman insanları mağdur etme ya da zarara sokma mantığında yaklaşmam. İyi niyetle adım atarsanız Rezzak-ı Alem, alemlerin rızıkçısı olan Cenab-ı Allah yeni kapılar açar. Dediğiniz doğru. En son Oruç Reis mahallemizde de yapılan ihaleyi yine o müteahhitimiz herhalde almış değil mi? Erkut almış. Bizimkini başladı, ikna ettik. Çok şükür bitirdi, teslim etti. Cumhurbaşkanımız dağıttı biliyorsunuz. Şimdi yeni etaplar devam ediyor. Konya'dan daha sonra bir ihale aldı. Ondan sonra belki bizimki zarar etti demeyeceğim, başa baş gelmiştir diyeceğim. Çünkü zarar kelimesini çok sevmiyor. Yani inşallah etmemiştir. Ben şeyinin ortağı değilim, biliyorum işini. İhaleyi alırken onu değerlendirecek, kararını verecek. Sonrasında şık olmuyor. Yani hep kar olmaz. Bazen de ufak tefek zararımsı görüntüler olabilir. Allah onu telafi ettirir. Niye? İyi niyetli ol yeter ki. Bir takım oralardan kazandı. Şimdi son duyduğum süreçte tabii kendi özel işleri de çok. Başka yerlerde de var ama Oruç Reis'teki TOKİ'mizin ihale ettiği 572 konut diye biliyorum. Ki orada da kentsel dönüşümü başlatıyoruz. Çevre Şehircilik Bakanlığımızda iş bilgilerinde. Bu güzel cuma sabahında fedakarca çalışan Çevre Şehircilik Bakanımız ve onun kıymetli ekibine bir kez de ben teşekkür etmek istiyorum. Çünkü hakikaten gerek sel felaketlerinde, gerek depremde, gerek efendim yangın bölgelerinde olan tüm mağduriyetlerde gece demedi, gündüz demedi. Oralarda adeta yattı, kalktı ama vatandaşın gönlünde yer etti, dua aldı. Sayın Cumhurbaşkanımıza ayrıca dua ediyoruz. Böyle bir güzel ekip olduğu için. Ben ne bileyim yani, hep güzellikleri paylaşarak elhamdülillah insanlara hizmet etmenin de bir mutluluk olduğunu görüyoruz. Çok şükürler olsun ya Rabbi. Bak Hüseyin Bey de yürüyor. Hüseyin Bey nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Ben Hüseyin'e dün dedim ki sen yürürsün. Serdar Bey Hüseyin Bey. Takılırım. Çünkü. İbrahim Fit gerçekten. Evet biraz. Celal'e alışkın zaten. Şimdi şöyle, Hüseyin Bey geçmişte çok iyi yürüyüşçüydü. Ben biliyorum. Hayırdır Hüseyin dedim, ben büyükşehir gelince yürüyüşü bıraktım falan dedim. Böyle takılıyorum. Biz yürürken Hüseyin Bey'in de bir grubu vardı, onlar da güzel yürürlerdi. Şimdi kaldığım yerden devam başkanım diyor. Yürüyorum da siz görmüyorsunuz diyor. Değişik yerlerde yürüyormuş. Burada Özgür Bey fit bayağı. Özgür Bey görürsün kaskı yatırımları nasıl gidiyor? Özgür Bey kaskı yatırımları. Gayet güzel başkanım. Hizmetten hizmete koşuyor. Buyur. Baya bir çalışma yapıyorsun. Geç. Şeye gir. Ben şuraya geçeyim. Eyvallah. Burada aramız var. Kaskı yatırımlarımız devam ediyor. Başkanım dediği gibi zaten merkezdeki tüm yatırımlarımız tamamlanmıştı. Sadece yeni açılan bölgelerde çalışmalarımız var. Bir büyük yatırımımız Hatı Kutu Arıtma Tesisinin ikinci kademesi. 25 milyon euroluk bir işimiz var. Onun yarısı hibe olacak şekilde. Şu an müşavirlik hizmetleri devam ediyor. Nasip olursa 2022 yılının içerisinde kazma vurup ikinci kademesini bitirmiş olacağız. Onun dışında ilçelerimizde tüm atıl çalışma devam ediyor. Yani şöyle genel manada Kayseri'de içme suyu hatlarımız tamam. Kanalizasyon hatlarımız %98 oranında bağlı. Bunda çok güzel bir rakam. Üçüncü kademe arıtma geliyor. Arıtmadan sadece Felahiye ilçemizin arıtması eksikti. Onun da projeleri şu an yaptırılıyor. Nasip olursa 2022 yılda proje biter bitmez arıtma da vermiş olacak. Dolayısıyla başkanımın sosyal belediyecilik anlamda söylediği
altyapı hizmetlerinden içme suyu, kanalizasyon ve arıtma tamamlanmış oluyor. İçme suyumuz ne durumda efendim? Bugün de dünyada en çok iklim değişikliği, kuraklık, içme suyu. O konuşuluyor. Genel olarak bakacak olursak ülkemizde ve dünyada yaşanan bir küresel ısınma durumu söz konusu. Onu haliyle biz de nasibimizi alıyoruz. Ülke olarak biraz daha fazla etkileniyoruz ki her geçen gün bir basın bülteninde ve haberlerde bir gölün kuruduğunu vesaire duyuyoruz. Kayseri olarak biz de etkileniyoruz ancak bizim şansımız Erciyes'te, aynen öyle. Erciyes havzamıza düşen yağışımız bize yaklaşık 15 yıl gibi bir sürede içme suyu olarak geliyor. Dolayısıyla Erciyes'ten dolayı biraz daha şanslıyız. Şöyle bir oran vereyim. Bazı şehirlerimizde son 20 yılda yeraltı seviyesi 400 metreye yakın civarda çekilme yaşadı. 400 metre. Evet. Hatta Konya'da obruklar oluşuyor. Onu görüyorsunuz, takip ediyorsunuz. Evet. Kayseri'deki bu rakam 5 metre civarında. Yani 5 metre deyince sanki biz az etkilenmiş gibi oluyoruz ama 5 metreyi bir düşünün, tahayyül edin. Bir Kayseri havzasını düşünün, bir denizimiz yok olmuş gibi. Evet. Şimdi biz geleceğe yönelik 2050'li yıllar ve 2070'li yıllar olmak üzere bir çalışma yaptık, planlama. Nedir bu? İşte 2053 yılında ve 2071 yılında Kayseri'nin havzası ne olacak? Bu yaşam alanı ne olacak? Burada ne kadar insan yaşayacak? Ve bu insanların su ihtiyacı ne olacak? Ve bizim ne kadar suyumuz var? Mevcutta ne kadar suyumuz var? Aradaki farka baktık. Şu an mevcut kapasitemizle beraber, DSI ile beraber yapılmış olan çalışmalar, master plan çalışmaları var. 2003 yılındaydı sanırım. 2053 yılına kadar bir içme suyu açısından söylüyorum. Bir su sıkıntısı gözükmüyor. 2053 yılına kadar sorunumuz yok. Gözükmüyor. Aynen. Şartlar bu şekilde giderse, yani daha kötüye gitmez ise eğer. Ama 2071 yılına geldiğimiz zaman Kayseri'nin nüfusu yaklaşık 3 milyonu şu an net hatırlayamıyorum. Yani tahminimiz o civarlarda. O civarlarda. Su ihtiyacı 7500 litre saniye civarında ve bizim mevcut kapasitemiz daha düşük olduğu için ilave su kaynakları gerekecek. Böyle bir durum söz konusu. O ilave su kaynaklarını yaratabilecek miyiz 2071'i düşünürsek? Onunla ilgili DSE ile yine bir çalışmalarımız söz konusu. Belki yüzeysel su kaynaklarının kullanılması gündeme gelebilir. Burada da en önemli nokta mevcut suyumuzu bizim tasarruflu kullanmamız gerekiyor. Tasarruf son bölümün önemli. Kesinlikle öyle. Özellikle bu bizim belediye olarak bizim yapacaklarımız var, vatandaşların yapacakları var. Belediye olarak bizim yapacaklarımız şehre verdiğimiz su ile tahsil ettiğimiz su arasında ki kayıp kaçakları, yani şeyle borulardan kaçakları minimuma indirmemiz gerekiyor. Vatandaşımız da kendi evinde suyu tasarruflu kullanması gerekiyor. Özellikle yazın bağ bahçe sulamaları biraz etkiliyor değil mi efendim? Kesinlikle. Aslında bizim Kayseri'de su sorunumuz yok. İçme suyunun sulamada kullanılması sorunu var maalesef. Dolayısıyla orada salma sulama değil de damlama sulama tarzında, yani sulama tekniklerinin değiştirilmesi veya su ihtiyacı az olan ürünlerin ekilmesi gibi yollara girilmesi gerekiyor. Evet, yürürken Özgür Bey'den de önemli bilgiler aldık. Yürüyüşümüze Koramaz Vadisi'ne devam ediyoruz. Diyor ki sen de diyor alışkanlık oluşturmuş diyor bu iş diyor. Spora şey olarak diyor pazar günde bizim bir yürüyüşümüz var diyor, halk yürüyüşü. Efendim yamaç paraşütünün atlama alanından başlayıp oradan Sincaplı yoldan, yani sincapların yoğun olduğu, yine burayı çağrıştıran yeşilliklerin ve suyun olduğu bir güzel çay bağlarına çıkan bölgemiz. Orayı daha önce hatırlanacağı üzere biz doğal sit alanı olarak tescillenmesi yönünde bakanlığımıza müracaat etmiştik. O kabul edildi. Dolayısıyla oradaki ağaçların hepsi tescillendi. Korumak amaçlı pelit ağaçları. Pirit. Değil mi? Evet, evet başkanım, pirit. Çok güzel. Pirit ağaçlarımızı ondan sonra culuk bulursak boğazına sokacağız piritleri. Ondan sonra yağlanacak culuklar. Ondan sonra da İbrahim Afiyet'e yiyecek.
Burada geçen Rus turistler vardı, Sukay Park'ı görüyorlar. Evet. Adeta keşfettiler orayı. İşte şöyle, ben bunu söylerken bazı şeyler anlıyor da. Şimdi Kapadokya'ya geliyor. İki gün için gelmez. İki gün, üç gün orada görüyor, geziyor. Haklı olarak daha değişik alternatifler gözleniyor. Bir uyanık tur operatörü bizim burayı keşfetmiş. Sukay Park'ı. Turistleri oradan buraya getirmeye. Buradaki Sukay Parkı'nda gerekli ondan sonra etkinlikleri, hizmeti vermeye başlamış. Hem de buz pistini kullanıyorlar başkanım. Evet. Aynı şekilde. Evet. Ben o Rus turistini dinledim. Türkiye'deki en iyi su kaypaklarının başında geliyor. Tabii canım, önemli. Yani bir merkez. İşte şu olmamış mesela. Ağacı kesmişler. Bunu Gürcan Gaydi. İşte korumak lazım. Bizimle olmaz. Yerel halkla birlikte olursa anlam taşır. O zaman daha çok güzel, sağlıklı bir şekilde korunur. Yani dikkat etmek lazım. Günah yani. Spor aşırı değişik yerlerde, egzersizler, sabah sporları değil mi? Evet. Sürprizler yaptınız mesela. Bu tıp bayramında başkana da bir sürpriz vardı. Neler yapıyorsunuz? Şimdi şöyle, tesislerimiz devam ediyor çalışmaya. 10 binin üzerinde aktif üyeyle tesislerimizi işletmeye devam ediyoruz. Yani sporun tabana yayılmasında çok ciddi faktörü var bunun tabii, işlettiğimiz tesislerin. Vatandaşın rahatça girip çıkıp kullanabildiği, hijyen noktasında hiç kafasında soru işareti kalmadı. Bir tesis işletmeciliği var bizde. Yaz dönemini bitirdik şükür şu anda spor okullarında. Yine 15 bin çocuğun üzerinde çocuğumuza hizmet vermiş olduk. Şimdi güz dönemi kayıtlarını açtık. Kış dönemi yaklaşıyor biliyorsunuz, Erciyes'teki hazırlıklarımız tamamlanıyor. Orada da kayak öğreteceğiz yine, snowboard öğreteceğiz. Geçtiğimiz yıl pandemi olmasına rağmen 2000'in üzerinde çocuğumuza ve yetişkinimize totalde biz kayak eğitimi verdik. Aynı zamanda board eğitimi verdik. Bu yıl inşallah 3000 gibi bir rakam koyduk kafamıza hedef olarak. 3000 kişiye biz bu kış döneminde kayak ve snowboard yaptırabilirsek güzel bir sezonu geride bırakmış olacağız. Çalışmalarımız bu şekilde devam ediyor. Şimdi siz aynı zamanda Kayserispor yönetiminde de bulunuyorsunuz. Evet. Biraz Kayserispor iyi gidiyor. Bu arada Emre Barcelona'da. Geçen evet, çok evet, duygusal açıklamalar. İnşallah. İzlek biliyorsunuz, hem yaş durumu var. Yılbaşında yaşının dolmasıyla birlikte işte yaklaşan dönemde inşallah transferi tamam olmuş olacak. Ben Hanım zaten bununla alakalı epey geniş açıklamalar yaptı. Birkaç gün önce de yayınları vardı. Şöyle tabii burada bir katma değer var. Yani Doğan'ın transferi, Emre'nin transferi, Kayseri'nin işte uzun dönemdir beklediği güzel transfer haberleriydi. Yani katma değerli işler bunlar. Tabii hep gururumuz, çocuklarımız oralarda bir milli gurur olarak devam edecek yollarına. İnşallah daha da güzel yerlere gideceklerdir. Takımı da görüyorsunuz işte. Yani şükür kadromuz güçlü tabii. Bu yıl hem rotasyon imkanı olan alternatifli derin bir kadro var. İnşallah takım da tam oturup kendine alıştığı zaman daha da iyi sonuçlar elde edecek. Hayırlısı olsun, spor açan etkinlikleri yapıyoruz. Aynen öyle, tam gaz devam inşallah. Kolay gelsin, sağ ol. Spor açanın gelen bir şimdi bize bir hareket çekti mi? Serdar Bey kayma. Kaymak konuşalım. Kaymak diyor. Tabii efendim. Evet, bahsedin Serdar Bey. Kaymak da 100'ün üzerinde branşta. Yaklaşık 12 binin üzerinde kayıtlı üyemizle hizmet veriyoruz. Her ilçede birer ikişer tesisimiz var. Kadın gelişim merkezleri, evet, yüzme havuzları, kurs merkezlerimiz. Yani öğrencilerimize şunu sesleniyoruz. Hangi alanda kendisini yetiştirmek istiyorsa, Büyükşehir Belediye Başkanımızın bu bize vermiş olduğu hizmetleri sizlere sunarak gelişiminize en güzel katkıyı biz veririz diyoruz. Çok güzel sergiler oluyor, etkinlikler oluyor. Hanımlar çok güzel işler yapıyoruz da. Evet efendim. Biz onları iyi yönlendiriyoruz. Güzel bir ekibimiz var. Sağ olsunlar, kurslar gayretle. Var, değil mi? Evet, kurslarımız var. Gayretli bir şekilde hizmet ediyorlar. Ve sonunda da güzel işler çıkıyor. Sizlerin de takdir etmesi bizim için çok güzel bir şey.
takip ediyoruz. Sizlere çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Dolayı Serdar Bey. Evet geldik artık. Evet geldik. Muhtarımız burada. Başkanım hoş geldiniz. Bak, kolay gelsin. Allah razı olsun. Gördüysen geldin demektir. Muhtar hazıra konuyor. Yürüsene bizim de. Burada bekliyorsun he? Yürümüş gibi mi oldun yani? Size görünce öyle oldu. Başkanım burada çok güzel yaptınız. Yürüyüşten sonra. Efendim Koromaz Vadisi'nde yeme içme kültürü bağlamında hem yerel ürünleri hem Kayseri gastronomisini böyle bir beklenti var idi. Sağ olsun Mustafa Pusmaz rahmetli büyüğümüzün bu güzel mekanını hem de tarih kokan bir anlayış içerisinde yapılmış olan şehrimizin de arnasımızın da girişinde onların iyi niyetli, yapıcı, anlayışlı yaklaşımıyla buraya bu bölgeye kazandırdık. Biraz belki şimdi serindir ama içeride de yer var, imkan var. Yazın ve özellikle bahar aylarında çok güzel bir ortam. Hafta sonu burası zaten doluyor, taşıyor. Taşıyor başkanım. Ne yapacağım o zaman? Yurt almıyor. Aynı zamanda da park yerimiz de artık yani ne kadar kalabalık oluyorsa artık park yeri sorunu çıktı yani. Aha. Hayır alamet bu. Aynen başkanım. Sana dar gelecek parkları, parkları kimler yapsın? Sizler başkanım Allah'a. Kayseri Büyükşehir Belediyesi diyorsun. Evet muhtarımız sağ olsun gayretli, iyi niyetli, Allah bölgesine razı. Sahip çıkan bir yaklaşım. Sizlere en önemlisi kendiyle barışık. Teşekkür etmesini de bilen bir anlayış içerisinde. Burada Neslihan Parkı, şu arabalardan gözükmüyor ama burayı da daha önce düzenlemiştik. Hemen yukarısında da yeraltı şehri var. Orada ayrıca bir gezme, görme yeri. Doğal güzelliğiyle, oksijen bolluğuyla, yeşil ortamıyla insan dinlendiriyor ya burada. Yani ha bak mis gibi de şimdi katmerler mi? Oh. Gözlemeler. Gözleme katmer. Yani kokmaya başladı. Ya şu dorak yoğurdunu anlayamadık. Başkanım yapalım. Anlatsın dorak yoğurdu neymiş? Dorak yoğurdu Türkiye'de sadece bu taş Ağarnas'ta mevcut. Taş derken yani en güzel süzen Osmanlı döneminde de bunu süzek olarak kullanılan taş Ağarnas'ta mevcut olup biz bunu çalıyoruz. Analarımız, bacılarımız, hanımlarımız çalıyor. Bunu dorak taşı deriz. Yoğurdu mayalıyor diyor. Evet, yani evet. Aman ha yanlış anlaşılmasın. Harika bir şey tat meydana geliyor. Başkanım bunu çok iyi bilir. Zaten dilinden düşürmüyor. Başkanımdan Allah razı olsun. Ağarnas'ın gerçekten insanların yaşadığı bir yer olduğunu açığa çıkardan memnun başkanım. Biz onu her zaman söyleriz. Hepinizden Allah razı olsun. Başkanımın sayesinde Ağarnas gün yüzüne çıktı. İnsanların yaşadığını hissettik burada. Onlar da tüm memnun başkanımın sayesinde. İnsanlar evet. Eskiden gerçekten de söylüyorum. Mimar Sinan'ın memleketi diye cıllavaya gidiyorlardı tabiri caizse. Şu anda Ağarnas'ta olduğu açığa çıktı. Bugünkü hasılat buymuş. 10.121 adım olmuş. 6.8 kilometre olmuş. Bağpınar'dan buraya kadar olan mesafeyi böylece ölçmüş olduk. 420 kalori de hak etmişiz. Bakalım yani ne çıkacak karşımıza. Katmer filan diyorsunuz mu? Kahvaltıya geçer mi olmazsa? Katmer yok. İsparlıyorsun ya. Katmer var mı ya? Katmer, bazlama, gözleme, şey yöresel yemeklerimizi tanıtmak adına pastırma, sucuk yine bunun yanında bütün yöresel yemeklerimizi burada Koromaz Kafe ve Restoran'da inşallah halkımıza hizmet için açtık burayı. Salih Bey de görmüş ya. Kayıtlı bize güzel. Değil halka yani ha ona göre bir yanlış anlaşılmaması. Doğru. Evet. Çalışmaya açıyor ya kafeler filan. Tabii burada Mimar Sinan'ın doğduğu kasabada hem Mimar Sinan'ı tanıtmak adına hem Koromaz Vadisi'ni tanıtmak adına bir ihtiyaç olduğunu söyledi gelen insanlar. Yöresel yemeklerimizi tanıtmak adına da böyle güzel bir tesis başkanımız kazandırdı. İnşallah. Hafta sonları da hiç yer olmuyor. Dolu oluyor. Serpme kahvaltımız var. Yöresel yemeklerimiz var. İnşallah en güzel şekilde hizmet vereceğiz burada. Geçer misiniz? Evet. Hizmette sınır yok. Yürüyüşümüzün sonuna geldik. Eğer tatmin olmadıysa kahvaltıya yattıktan sonra arkadaşlar bir tur daha gidebilir. Yaklaşık 7 kilometre daha böylece yürümüş olur. Yani ortam müsait. Ben her zaman şunu söylüyorum. Biz kendimizi iyi ifade etmesini bilirsek Allah'ın izniyle şehrimizde, insanımızda her şeyiyle övülmeye de, sevilmeye de layık, değerlerine bağlı. Burada liseyi açtık. Ağarnas'ta liseyi açtık. 200 tane talebemiz mevcut. Şu anda bakın evet. Yani ayağına hizmet geliyor. Evet. Vatandaşlarımızın yavruları gereksiz yere ildeme ya da başka yerlere taşınmıyor. Teşvik etmek amacıyla her bir öğrenciye bisiklet dağıttık o zaman. Burs her bir öğrenciye burs verdik o zaman. Evet. Sonrasında da elhamdülillah şimdi bölgeye adeta bir eğitim hizmeti gelmiş oldu. Çok amaçlı bir lise ortaya çıkmış oldu.
canlılık geldi. Şimdi doluyor, taşıyor, bereket geldi. Ama ben biraz bunlardan şikayetçiyim. Yerel ürünlerini pazarlamayı çok yani bilmiyorlar desem şık olmaz ama beceremiyorlar mı diyelim yani. Yani biz size fırsat verelim diyoruz. Hatta dedim ki burada çalışacak kardeşlerimizin de buralı olmasını sağlayın dedim. O şekilde başkanım, evet. Evet, yani, burada çalışan personellerimizin çoğu buranın halkından seçtik yani. Buradan hiç serviste gitmeden hemen buradan gelip hizmet veriyorlar gelenlere. Örneğin glutensiz kafe ile ilgili yaptığımız çalışma dedik ki glutensiz kafede çalışanlar mutlaka çölyakla ilgili problemi olan canlarımız olsun. Hem olayın ciddiyetini hem de onlara bir fırsat, farkındalık olursun dedik. Böyle farkında olmadan epeyce değişik katkılarda bulunmuş oluyor sosyal yönüyle. Ben KASKİ'mizin, elektrik şirketimizin, büyükşehirimizin yöneticilerine burada teşekkür ediyorum. Beni yalnız bırakmadılar yürüyüş boyunca. Geldiler ama herhalde yorulmamışlardır onlar. Kesin itmam yapmamız lazım. Başkan temposunda ayak biraz zorluydu. Şimdi tabii sadece yürümekle kalınmıyor. Bölgenin problemleri var ise ilgili birim ve kuruluşlarımızdan onları da paylaşmış oluyoruz. Amacımız kaynaşmak ve bölgenin sorunlarını paylaşmak, muhtarlarımızla görüşmek. Ziya buranın herhalde ıcığını cıcığını bilir derler, değil mi Ziya? Evet, sağ. Evet, emeğe hepsinin çok, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Biz de sizlere. Evet, sağ olsun. Buyurun, hep beraber gelin. Evet, Koramaz Vadisi'nde sabah saatlerinde başlayan yolculuğumuz şimdi sona eriyor. Güzel bir yürüyüş yaptık. Hem Büyükşehir Belediyesi'nin faaliyetleri konuştuk, yatırımları, projeleri konuştuk. Güzel de bir kahvaltı ısmarladı Sayın Başkan bize. Finalde yeniden başkanımıza yapalım. Güzel bir yürüyüştü ama biz biraz daha itman yapmamız lazım galiba. Muhtarımız da burada bu arada. Ağınas'tayız. Mimar Sinan'ın doğduğu bu güzel şirin beldedeyiz. Muhtarımız yanımızda. Sırtımızı da Neslihan Parkı'na verdik. Burası da tescilli bir yapı. Hemen onun üzerinde de şeyimiz var, yeraltı şehrimiz var. Burada görüldüğü gibi sivil mimari örneği güzel bir yapı. Ve onun bahçesindeyiz. Artık dolup taşmaya başlayan, hafta sonları yer bulunmayan bir konum ve durumdayız. Amacımız Koramaz Vadimizi tanıtmak. Buradaki hak ettiği konum ve durumuyla insanlarımıza tanıtmak ve tanıştırmak, buluşturmak. Her yeri tarih kokuyor. Tescilli bir bölge. Erciyes'imizi buradan rahatlıkla zirveyi seyredebilirsiniz. Ve Mimar Sinan da zaten seyretmiş. Süleymaniye'yi buradan aldığı ilhamla yapmış. Yahya Kemal nitekim bunu dizelerinde paylaşır. Böyle güzel bir beldedeyiz. Böyle güzel bir bölgedeyiz. Her yönüyle tarih kokan, değişik dini eserlerin bulunduğu, kaya kiliselerinin, camilerin, yeraltı şehirlerinin, bitki örtüsü çeşitliliğinin, hayvan çeşitliliğinin gibi değişik doğa harikası, güzel ortamlar. İşte böyle güzel bir ortamın oksijeni bol, insanı değerlerine bağlı, yerli ve milli anlayış içerisinde. Biz de bugün Büyükşehir Belediye'mizin, KASKİ'mizin, elektrik şirketimizin yani yan kuruluşlarımızın yöneticileriyle birlikte hem yürüdük hem sizin de vurguladığınız gibi yaptığımız çalışmaları değerlendirdik. Ben Kayseri'miz için çırpınan bu güzel ekibimizin her kademedeki kardeşlerimin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah şehrimizi daha iyi noktaya taşıma yönünde gayret göstereceğimize inanıyorum. Kayseri genç dostu bir şehir. Kayseri hayırseverler şehri. Dolayısıyla 5 tane üniversitesi olan, 80 bin tane öğrencisi olan böyle güzel şehri tanıtmak, paylaşmak hepimiz için önemli. Buradan bu güzel cuma sabahında herkese sevgiler, saygılar sunarken sevgili öğrencilerimizin, yavrularımızın gözlerinden öpüyorum. Tabii ki üniversiteye kazanmış ve Kayseri'yi tercih etmiş olan öğrencilerimize buradan paylaşımda bulunuyorum, sesleniyorum. Kayseri'de herhangi bir yurt sorunu yok. Herhangi bir öğrencimiz aç ve açıkta kalmaz. Kayseri öğrencisini de herkesi de bağrına basar. Böyle güzel bir şehir. Kayseri'mizi tercih ettiğiniz için bizleri teşekkür ederek burada tebrik ediyoruz. İnşallah herhangi bir sorununuz olursa Büyükşehir Belediye'mize ya da diğer belediyelerimize ya da KYK kurumlarımıza rahatlıkla uğrayabilirler ve kendilerine varsa bile bir sorun yardımcı olunacağından hiç şüpheleri olmasın. Ben tekrar hayırlı günler, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar diyorum.
Arkadaşlarımız oksijeni bolca aldı. Şimdi biraz sonra kahvaltılarını yaptılar. Mesailerine devam edecekler. Kayserimize hizmet etmeye devam edecekler. Sağ olasın, hayırlı sabahlar. Ben öncelikle gerçekten her zaman da dediğim gibi başkanımı gerçekten ifadeler kifayet gelmiyor Ağnaz için yaptıkları şeylere. Tüm Ağnaz halkı adına sizlerin huzurunda başkanıma teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. İyi ki varsınız. İyi ki bir yöneticisiniz. İyi ki başımızdasınız başkanım. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum.